Koşullu biçimlendirme. İlk olarak koşullu biçimlendirmeye çalışma kitabımı açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi verilerimiz bu şekilde, daha önce kullandığımız veriler. Şimdi koşullu biçimlendirme konusuna bakalım. Giriş sekmesinde siler bölmesinde koşullu biçimlendirme komutu yer almaktadır. Öncelikle ne yapmamız gerektiğine bakalım. F sütununu seçtim. F sütununu tamamen seçtim. Daha sonra yine giriş sekmesinde koşullu biçimlendirmeyi seçiyorum. Ve hücre vurgulama kuralları. İlk olarak bununla başlayalım. Büyüktür diyelim. Ardından açılan pencerede 1000 yazalım buraya. Ve tamam diyelim. 1000 olanlar koyu kırmızı metinle ve açık kırmızı dolgu ile gösterilecek. Artık gördüğünüz gibi verilerimiz 1000'den büyük olanlar koyu kırmızı bir renk ile gösterilecek. Tabi tamamen seçtiğimiz için satış tutarları da bu şekilde gösteriliyor. Ctrl Z ile geri aldım. Şöyle yapayım. F2 hücresini seçtim. Ctrl Shift ve aşağı bakan yön tuşuna basıyorum. Ardından koşullu biçimlendirme, hücre vurgulama kuralları büyüktür diyorum. Ve buraya istediğim bir değeri atayabilirim. Ben 1000 dedim. 1000'den büyük olanlar gördüğünüz gibi kırmızı ile gösterilecektir. Ctrl Z ile geri alıyorum. Ve tekrar koşullu biçimlendirme diyorum. Üst alt kuralları. İlk 10 öğeye bakalım. En yüksek 10, yani en yüksek 10 veri, en yüksek 10 satış tutarı kırmızı ile gösterilecek yine. Ctrl Z ile geri aldım. Bu da güzel bir özellik. Tekrar bakıyorum üst alt kurallarından. Ortalamanın üstünde olanları yine kırmızı ile göstersin. Hatta bu sefer kırmızı ile göstermesin. Yeşil de göstersin. Ortalamanın üzerinde olanlar gördüğünüz değerler. Peki ortalamaya nasıl bakıyorduk? Bir ön izlemesi vardı bunun. Şöyle seçtim. Gördüğünüz sağ en altta göstergelerim var. Ortalaması 1011.11. 18 adet sayı var. Ve toplamları 18.200. Buradan da bakabiliriz ortalamaya. Ortalama da bu işe yarıyor. Ortalamanın üzerinde olanları göster dediğim zaman. Ctrl Z ile geri aldım. Koşullu biçimlendirme diyorum. Ve veri çubuklarına bakıyorum. Bunlar da çok hoş. Örneğin gradyan dolguyu seçtim. Ve bu şekilde en yüksek verim 3200, onu tamamen dolduracak ve bu veriyi baz alıp diğer satış tutarlarını bu grafiklerle gösterecek. Bu da güzel bir özellik. Hatta farklı bir renk de kullanabiliriz daha iyi görmek için. Bu şekilde de kullanabiliriz. Ctrl Z ile geri alıyorum ve tekrar seçili. Şimdi renk ölçeklerine bakalım. Renk ölçekleri biraz daha farklı. Örneğin şunu seçelim. Yüksek olanlar kırmızı, düşük olanlar ise mavi tonlarında gösteriliyor. Ortası zaten beyaz. Böyle gördüğünüz gibi renk ölçeklerini de kullanabiliriz. Ctrl Z ile geri aldım. Simge kümeleri, bunlar da güzel. Bunlar da güzel bir özellik. Şöyle biraz genişleteyim. Örneğin yüksek değerler yine yukarı bakan yeşil ok, ortada olan değerler sağa bakan sarı ok ve düşük olan değerler ise kırmızı, aşağı bakan kırmızı ok ile gösterilecek. Farklı simge kümeleri de kullanabilirim. Örneğin bunlar. Burada gördüğünüz gibi oldukça güzel simgeler var. Şimdi diyelim ki yeni bir biçimlendirme yapmak istiyorum. Yeni bir koşullu biçimlendirme. Fakat tamamen kendi belirlediğim kurallar ile olsun diyorum. Koşullu biçimlendirmeye tıkladım ve yeni kuralı seçiyorum. Seçtikten sonra ne olsun diyor? Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir diyelim. Şimdi bu örneği kullanalım. Hücre değerleri arasında, örneğin 4 ve 8 arasındaki değerler. Biçimler ne olsun diyor? Biçim ayarımızı yapmadık. Biçimde sadece kalın olsun diyorum ben. Örnek olması amacıyla kalına tıkladım. Artık kalın gözükecek. Tamam diyorum. Ve 4 ve 8 değerleri arasındaki verilerim kalın olarak gösterilecektir. Burayı siliyorum. Silmek için kuralları temizle var. Koşullu biçimlendirmeye tıkladım. Kuralları temizle. Seçili hücrelerden silebilirim. Sadece burayı seçmiştim. Başka bir yerde kullandıysam onlar silinmeyecektir. Ya da tüm sayfadan kuralları temizleyebilirim. Ya da kuralları yönet diyebilirim. Şimdi buraya tıklıyorum.
Koşullu biçimlendirme kuralları yöneticisi penceresi açılacak. Buradan zaten bir tane oluşturmuştuk. Bunu ne yapayım? Bunu seçtim. İstersem kuralı düzenleyebilirim, istersem burada yeni bir kural oluşturabilirim, istersen bu kuralı silebilirim. Geçerli seçim diyor. Bu çalışma sayfasında mı? Evet. Kuralı sil diyorum. Artık kuralım silindi. Tamam dedikten sonra koşullu biçimlendirme kuralım silinecektir. Daha gözükmeyecektir. Şimdi yinelenen değerlere bakalım. Gerçi burada hepsi yineleniyor ama yine de bakalım. Satıcı ad soyad seçtim hepsini. Hücre vurgulama kuralları ve yinelenen değerler diyorum. Gördüğünüz gibi sadece Yunus Emre Başar kullanılmamış. Yinelenen olarak. Diğer hepsi birden fazla kullanılmış. Hatta şöyle yapalım. Şuraya 12 diyeyim. İki tane satış no 12 olan olsun. Diğerleri aynı kalsın. Satış no'yu seçtim. Koşullu biçimlendirme diyorum. Hücre vurgulama kuralları ve yinelenen değerler diyorum. Ve bu şekilde artık burada hatalı bir satış no olduğunu görebilirim. Çünkü iki tane 12 var. Sadece bir tane olması gerekiyordu. Tekil değer olması gerekiyordu. Bunu istediğim renkle gösterebilirim. Sarıyla. İşte koşullu biçimlendirme bu işe yarıyor. Oldukça faydalı bir özellik. Umarım işinize yarar.